Şey Peki evet. diyemiyoruz. Konuğumuz var bugün. Evet. Yani gerçekten Türk televizyonlarında böyle ah diye ağzı açık böyle izlediğimiz isimlerden bir tanesi. Bahar Candan bizlerle olacak. Geçtiğimiz günlerde başına biliyorsun bir darp olayı geldi. Çok oldu ayol ondan Evet, beri. Kız düzeldi. sonrasında da biz onu bir türlü ağırlayamamıştık. Şimdi onların hepsini bize anlatacak. Hazır mı? Biraz sonrasıyla beraber Bahar alalım. Buyurun. Her hareketi, her davranışı, her sözü olay olan Türk televizyonlarının ülkemize kazandırdığı kadın, sıra dışı kişilik Bahar Candan söylemezsem olmazın konuğu oluyor. Peki Bahar Candan kimdir, nedir, ne zaman hayatımıza girdi isterseniz bir hatırlayalım. Alicia Bahar Candan, ünlü isim kendisini Türkiye'ye moda programlarıyla tanıttı. Yarışmalardaki sıra dışı, kendine az yarattığı karakter kimi zaman tepki çekti, kimi zaman çok beğenildi, çok güldürdü. Zamanla Türk televizyon yarışmalarının aranan yüzü oldu. Ancak her zaman eğlenceli kişiliğiyle akıllarda kalmadı. İşte o Bahar Candan şimdilerde zor bir süreç geçiriyor. Bahar Candan geçtiğimiz aylarda Uludağ'da yaşadığı skandal şiddet olayıyla ilgili ilk kez konuştu. Söylemezsem olmaz özel açıklamalar yaptı. Bahar Candan karakterine gıcık olan bir kişi. Bahar Candan neden darp edilmişti? Şiddeti gösteren kişi kimdi? Olay gününde yaşananları tüm şeffaflığıyla bir kez daha anlattı. Bunu hatırlıyorum. Bunu hatırlıyorum. Bahar Candan geçtiğimiz aylarda Uludağ'da bir kayak merkezinde başına gelen kadına şiddet olayı sebebiyle adliyedeydi. Kadına şiddetin altını çizdi. Bu kadına şiddetin yayılmasına neden oluyor bence, bana göre. Her kişinin hayatındaki deneyimler kişi için çok değerlidir. Geçti gitti artık. Şikayetimde devam ediyorum. Hiçbir hesap biliyorsunuz ki açık kalmıyor, hepsi kapanıyor. Yüzünden derin bir yara alan Bahar Candan şanslı olduğunu söylüyor. Ancak her ihtimale karşı da rapor almış. Evet, benim ailemin estetik ve güzellik kliniği olduğu için ben şanslıydım ve ben bu izi yok ettim kendi çabalarımla. Fakat kalıcı iz olduğuna dair adli tıp raporu aldım. 12 kere dikiş atıldı. Operasyon, yani ameliyat boyutunda olan 12 tane operasyon geçirdim. Muhabirimiz Bahar Candan'ı belki de çok derinden etkileyecek bir soru soruyor. Bu bir vahşetti. Aynaya her baktığınızda, o yarayı her gördüğünüzde o günü tekrar yaşıyor musunuz? Yani vahşet diyebilirim başınıza gelen olay için. Kendisini darp eden Murat isimli kişiye dikkat çekiyor ve bakın neler söylüyor. Evet, Murat ismi hayatımda hep bende kalıcı ve zararlı etkiler bırakıyor. Yine öyle oldu diyebilirim. Aynaya her baktığımda bunu hatırlıyorum. Zaman zaman Bahar, zaman zaman Alicia oluyor. Alicia Bahar Candan. Resmen yaşadığı olay onun karakterinde ağır hasarlar bırakmış. Çok karanlıktı. Birisi bana doğru yaklaştı. Ben alkolün dahi satılmadığı bir otelde masumca kayak yapmak için gitmiştim. Bahar Candan sözlerine kendine has tarzıyla devam ediyor. Açıkçası fit bacaklarımı ona borçluyum yani. Ben spor yapmak için gittim oraya ama orada Bahar Candan karakterine, televizyondaki Bahar Candan karakterine gıcık olan bir kişi gelip bana vurdu. Bahar Candan'ı televizyon programlarından tanıyoruz. Hatta söylemezsem olmaza konuk olmuştu fenomen isim. Bakın bu olay sonrası nasıl çökmüş Bahar Candan. Çünkü ben her zaman böyle hayaller içerisinde, aslında o hayalleri de yaşayan biri olarak, aslında onlar için hayal. Yani ben şunu, acı gerçekleri inkar etmiyorum artık. Ben Nihal değilim. Bahar Candan şimdi bu davanın perde arkasını söylemezsem olmaz da anlatacak. Aa, hoş geldin. Herkesin etkileniyormuş. Hoş geldin Bahar Candan. Merhaba. Evet. Hoş geldin. Bugün çok güzelsin, biliyor musun? Bugün ilk defa seni kendin gibi gördüm. Normal böyle hani çizgi filmden çıkmış gibi değil de böyle gayet. Bak böyle haber bile sunarsın sen üst böyle bak. Merhaba. Ciddi. Yok, ben ciddiyim genellikle. Boş zamanlarımda ciddi oluyorum ama çalışırken kendime biraz eğlenceli yönlerimi ortaya çıkarmaya çalışıyorum galiba, o yüzden. Senin nasıl göründüğünle ilgili bir kaygı var mı? Mesela nasıl göründüğüm çok önemli mi senin için?
Tabii benim canım. İçin çoktan da çok önemli. Ama benim nasıl yüzümün nasıl göründüğü değil. Yani fikirlerimin, söylediğim şeylerin karşılığı. Örneğin ben bir grupta ben misafir olarak geldim ve denizi göremiyorum. Çok şaşırdım. Örneğin bu bana ilginç bir görüntü. Ben örneğin görünmek isterim burada olmalı. Ha, Deniz Akkaya birazdan aramızda olacak. Birazdan biraz sonra gelecek aramızda. Aşkım. Bir şey daha söyleyeceğim. Geçtiğimiz günlerde tabii kötü şeyler yaşadım. Ve seninle biz bugün Seren Bahar'la birlikte magazin yapacağız. Kesin magazin ama magazin yapmadan bir şey sormak istiyorum. Otel hayatı nasıl? Yani ben otel hayatını çok severim normalde. Bir otele gittiğim zaman hiç eve dönmek istemem. Ben de karavan. Karavan ama sen şu anda otelde yaşıyorsun. Evet hala, sen de karavan yaptın yaz tatilinde. Aa ben mi? Evet. Ay, yapmadım yapacağımı söyledim. Evet. Aha. Bakın ne kadar ileri görüşlüyüm. Evet. Duydum çünkü ya. Evet. Neyi çünkü duydum ben hiç sizi anlayamadım. Ya ben bu sene karavanla bütün her yeri dolaşmak evet, istediğimi evet. için bir yerlere dur, tekneyi bir atlatalım inşallah sonra karavana gelin. Peki bir şey söyleyeceğim. Ne kadar zaman daha? Çünkü otelde yaşamak bir de çok pahalı bir şey. Bir de kaldığın otel çok pahalı bir otel. Evet. Yani çok. Yani şöyle söyleyeyim ben 3 ayda 1 trilyonluk alıyorum. Ya 1 trilyon veriyorsun. Evet. Peki ama o bu kadar kazanıyor musun? Yani kazanmıyorum mu demek bu? Ama o zaman erkek arkadaşın mı var? Bence yani erkek arkadaşım yani ne saçma erkek arkadaşım merak edilmiyor. Bence ben merak ediliyorum. Kesinlikle kesinlikle. Ama hani şimdi bak 1 trilyon çok acayip bir para değil mi? Yani 3 ay için senin bir de elbiselerin. Yani çok şaşalı bir hayatın var. Birçok starın senin gibi hayatı yok gerçekten. Gerçekten. Yani, gerçekten ben böyle bakıyorum şaşırıyorum yani. Tabii, tabii evlerde yaşıyorlar birçoğu yani. Evet benim şöyle bir artım olabilir ülkemize. Örneğin ben euro bazlı alışveriş yapıp euro bazlı konaklayıp euro bazlı yiyip ama bunu ülkemizde yapıyorum. Yani parayı buraya harcıyorum. Bence hı, aynı parayı herkes harcıyor ama belki çok yurt dışında örneğin beyin göçü var. Hı. Çok fazla. En azından ben beynimle, paramla, her şeyimle buradayım diye düşünüyorum. Peki Bahar, bir şiddete maruz kaldın geçtiğimiz günlerde. Gözlerinde de böyle morluklar vardı. Biz seni öyle hiç görmek istemiyoruz gerçekten. Hep senin böyle güzel ve gülümseyen aha, hallerini görmek istiyoruz. Bu olayı biraz hatırlatmak istemiyorum ama biraz bize anlatır mısın? Evet. Sanırım Bursa'daydın. Evet. Uludağ'a gitmiştin. Kayak otelindeydin en son. O gün de sizinle konuştum. Evet. Hatta canlı yayına bağlandım. Bu kadar olur dedim. Açıkladım açık açık. Arkadaş arıyorum. Arkadaşım yok. Gideceğim tatilde küçük bir parti vereceğim. Ve gerçekten benim kaldığım otelde çok hassas bir otel ve gerçekten spor oteli. Yani bence oradaki en değerli şey kayak yapmak ve otelde içki yok. Bu yok yani satışı yok. Dolayısıyla güvendim aşağıda başörtülü fanlarım vardı onları da davet ettim hani ben de fotoğraf çektirmek istediler hani çıkar mısınız falan hani hep birlikte oturacağız. Güzel bir ortam yakaladığımızı sandım hep birlikte oturuyoruz. Sonra 1-2 saat geçince bir kişi çıktı beni güldürmüştü yani komik birisiydi ben onunla konuşuyordum. Sonra bu marka telefonumu benim atmak istedi. Sonra attı hani evet evet dedi ki sana işte kıracağım bunu yenisini alacağım. Ben de dedim ki ben öyle bir şey istemiyorum alacağını da düşünmüyorum. Yani lütfen benim telefonumu bana geri ver dedim. Bunun üzerine bana yumruk attı. Yani bu normal bir şey mi? Çok anormal bir şey bu. Alkollüydü o herhalde değil mi? Hiçbir tanışıklığınız yokken. Hayır yok dediğim gibi yani aşağıda çok kozmopolitan bir yapı oluşturdum. Aşağıda lobiden arkadaşlarımı davet ettim. Bir parti suite'inde. Ama belirttiğim gibi otelde gerçekten düşünün dağdasınız ve otelde içki yok. Dolayısıyla içki içebileceğiniz bir olasılığınız yok. Ha. Yani o ne kullandı ne yaptı bilmiyorum ama gerçekten yaptığı şey kabul edilemez. Tabii ki. Evet yani ben ve zaten bütün Türkiye bence ona en büyük dersi verdiğimizi düşünüyorum. Okul onu attı. Ha. Evet şu an. Ama tabii mahkeme ya bir de şöyle bir durum oldu açıkçası. Benim yüzümde iz kalmıştı. Hı hı. Fakat aslında bu kalıcı bir izdi ama ben onu estetik operasyonlarla yok ettim ve doktor bana iyileşmiş yara izi raporu verdi. Adli tıp.
Ama şu anda davandan vazgeçmeyeceksin. Cezalandırılması. Maddi dava açtın mı? Tazminat davası. Maddi ve manevi bütün davaları açtım. Çok haklısın. Çok peki haklısın. Maddi ve manevi bütün davaları açtın. Sonrasında da bu kişi eğitim hayatını sonlandırdı. Yani atıldı oradan. Hı hı, evet. Peki şöyle bir şey oldu mu? Mesela seni sevmeyenlerden güzel tepkiler geldi mi sonrasında? Dedin ki yani senin yanında olanlar oldu mu mesela? Şöyle geçen yıl Serengil şu an çok sevdiğim birisi gerçekten ve onu arkadaşım olarak görüyorum. Canım. Bence öyleyiz. Aa, teşekkür ama ederim. Geçen yıl Serengil bana inşallah Covid olursun demişti bu programda. Neden acaba? Ve ben neden onu izlemiştim. Neden öyle bir şey söyledin? Neden acaba dedi? Çünkü... Bir şey altında bir şey vardır ben bir şey dediysem. Evet çünkü spekülasyonlar var Lila benimle alakalı. Hmm. The Woman of Scandals, Bahar Sandın. Dediler ki Bahar Canan bir partide şu anda ve Covid var bu nasıl olur? Sonra Seren de demişti ki ya umarım Covid olursun inşallah dur, falan. Dur hayır be Murat Boz'un gitti. Bunları Deniz o zaman geldi. Kızmıştım ya. Evet Deniz geldi. Deniz köprüden trafikte. Efsane geri döndü. Hoş geldin canım. Seni merhaba. Seni sordu da Bahar Deniz'i göremiyorum. Yani dedi, arkadaş dedim. Bir kere yastığımı kim aldı altımdan? Ayağımı mı kaydırdınız? Yastığımı kim aldı geri getirsin? Ben aldım. Yastık davası. Ya popon seni daha küçük al, kalk. Şunu, al şunu al. Değiştirelim yastığımızı. Al sen benimkine benimkine. Şu an o şey yok. Ver. O ne? Sizin poponuz daha küçük buyurun. Buna benimki daha büyük. Benim boyum 1.80. Sana yastığa onu ben gerek... alabilir miyim? Al tamam ben yastık. Yastık kavgası böyle bir şey. Tamam yeter ki. O klasik eşyalarının dışında bir şey. Peki geldi Deniz Akkaya. Deniz Akkaya ne yapacaktın sen? Bir şey yapmaz o bana. Evet merhaba. Ne yaptın saçlarını? Bu saçların halini. Nasıl ya? Bu da mı? Saçlı. Bu da mı? Yok yok saçını uzat dedim. Kızda ayar yok. Bu kadar da buraya kadar uzat demedim ki. Şu bir saniye bu bir sorun ama. Evet. Niye? Nasıl ya? Nasıl duruyorum? Yok bak gayet şimdi sorun bak güzel gözükmek değil. Ben Bircan'a da söylüyorum. Model bu durmuyor. Bu kısa saç sevmiyor. Şimdi söyle ama bu bunu kızı şey yapacak. Ona kendine bakacak. Çünkü o da o, bak şimdi bak başladı. Bak. Proje var mı? Bu saç niye değişti? Güllüşen mi oynayacaksın kızım böyle bu kadar uzun saç olur mu olmaz bunları kes de. Ama ben o kadar kısayı çok daha. Ben de. Ortası Seren ve Bircan gibi aslında orada kalmak lazım ama evet. Biz işte marjinal kadınlarız sınırlarla yaşamayı biraz, seviyoruz. Evet. Dedim ki saçın çok kısa uzat dedim böyle geldi biliyorsun. Peki bir proje var mı? Seni ekranlarda tekrar görecek evet. Misin? Evet. Hadi ne zaman? Güzel, tamam. Ama hakikaten olmalı bu ekranda biliyorsun değil mi? Evet yani ben diyorum ki artık uf tamam yeter falan ama peşimi bırakmıyorlar gerçekten. Daha uf tamam için kaç yaşındasın kızım saçmalama. Kaç yıldır ekranlardasın? Zirvede bırakmışsın. Ben 17,5 yaşında ünlü oldum. 18 dedik mecburen senin olay gibi. Aa, evet. Yoksa çıkamazdı. Evet, yok neyse yapımcılar da zaten devam etmiyor. Türkiye'de başlarına bela açılacak. Sonra şimdi peki ne yapacaksın? Nasıl bir teklif var? Bir dakika. Ben şu an 22,5 yaşındayım ama dava açtım yaşımı. 17,5 oluyorum. Aa, niye? Tekrar. Çünkü bu 4 yıl mı? Bu 5 yıl kayıp. Gibi bir süre benim için. Kayıp. Yani kayıp değil. Benim adıma kazanç ama şöyle düşünüyorum. Bahar Candan'ı anlamak için bütün bir ülke olarak bir 5 yıl bence yeterli. Evet hayır yani şöyle 5 yıl kaybettik. Yani şimdi beni kabullendik, sevdik. Örneğin geçen yıl Selam bana inşallah şey komit olursun demişti. Ama dakika, şu an arkadaşım. Ama bu haksızlık. sen kendi yaşını geri alarak biz ne yapacağız 5 yıldır seni çektik. Bütün Türkiye olarak geri almamız gerektiğine inanıyorum. Allah, bütün Türkiye olarak 5 yılımızı geri verir misiniz? Bana vekaletnamelerinizi verin geç olmadan. Tamam hayatım evet, ben artık de alıyorum o zaman kusura bakmayın siz ben de şu anda ama gerçekten insan yaşadıkça yani oturuyor ya her şey şimdi başa dönmek istiyorsun o yüzden çok hak veriyorum aynı kafadayım ben de. Sen niye hala küs müsün? Hayır. İyisiniz değil mi? Evet. Bir şey senin bu tabii. İçinde ruj var. Peki siz ikiniz çok sadece, yan yana olunca birazcık fena sadece geçiniz. Deniz Akkaya hanımefendi beni ziyaret etti merak ettiği için bu kız gerçek mi diye ve o dönemde sen Nihal'e dedin ki artık dedin lütfen bir eve taşın. Evet. Nihal'in eve taşınmasıyla bana da dedi ki sen Barcan'dansın sana her şey yakışır. Sen otelde yaşamaya devam edebilirsin. Nihal'e taşın dedim bu otelde. İzin aldım. Hı. Evet ben de izin aldım Deniz Akkoç'tan. Sonra Nihal eve taşındı. Sonra ben
O şekilde oldun. Ne oldu? Kaldın otelde. Ondan mı tartıştınız? Hayır, tartışmadık. Yani ben yoğun oluyorum. Bir kere ayrıca tatildeydim, yeni geldim. Ben bir şey duydum. Ablama zaman ayıracağım. Ona bir şans vereceğim. Bir dakika, şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Bir sürü insan yazıyor, gelmememin sebebi Bahar Zanti, hiç ilgisi yok. Başka bir konuydu. Şimdi bakın, çok şaşıracak. Bana kızdı. Değer... Yok be Seren. Evet, yastığını aldık. Şimdi yastığını aldım diye Bahar'a kızdım. Şimdi Bahar'la ilgili şunu söyleyeyim. Bana yazan değerli izleyicilerimiz, çok şaşıracağınız bir şey söyleyeyim. Geçen sene ana sponsorunu bulmuş bir iş için iki tane, üç tane kanala moda ile ilgili gerçek, eski, yani bu işte benim stil dönemi, işte benim stilim dönemine dönelim diye iş teklif ettim ve bu arada parasını da verecektim. Biliyorsun kanalları artık yani saati kiralıyorlar. Tek, çok şaşıracaksınız, tek bir şartım vardı. Bahar'ı jüri yapalım dedim. Dedim. Tamam. Evet. Dedim. Şimdi bu fakat Covid'e denk geldi. İki yapımcı da gittiğimiz Covid'de nasıl bir şey varsa Covid oldu. İkisi birden Covid oldu. Zaten sonra yaz geldi. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bahar, o gittiğim gün şunu anladım. Bazen iyi, bazen kötü. Bahar, kendine doğru anlattığın, çok akıllı kullandığın yerler var. Bazı yerlerde doğru anlatamıyorsun. Aslında çok kültürlü, kelime hazinen çok geniş. Bak, ve son derece zeki. Evet, ama bazen şey yapman lazım Bahar. Böyle çok böyle halinden çıkıp gerçek haline arada bir dönersen. Yani Seyfi Dursunoğlu gibi düşün. Arada bir, değil mi? Yani iki karakter ol. Tek bu, yani gerçek karakterini de göster. Ses tonunun ve konuşma tarzını da buldu. Yok yok, değil düşünüyorum. O. Ben annesiyle tanıştım. Annesiyle tanıştım bu arada. Bu sesi büyümüş hali. Yok yani bak şöyle söyleyeyim. Yani. Ses tonu derken içerik anlamında söyledim. Yani içerik. Oturdun mu... Gerçekten söylüyorum, genel kültürü yüksek bir kız. Fakat zekası bunu, da çok yüksek. Zeka, şimdi o zeka bazen adama hatalar yaptırıyor ya Seren. Ben onu, ama onu söyledim. Biz onu öyle sevdik belki de. Aslında ilk önce o öyle sinir olduk. Öyle bir ilk önce bir dışladık. Kim onu istedi? Ondan sonra da tanıdıkça da şimdi yani gerçekten böyle bir karakter var mı diyorsun. Yani şimdi konuşuyor ya, gerçekten var mı? Ama sonra ben sosyal medyadan da izliyorum. Bir otel hayatı var, korkunç pahalı giyiniyor, yani acayip para harcıyor, yani takip edilen bir kızsın yani. Bak, tamam, ama bak, bak neler... Orada bir noktada şey girmesi lazım, yani bir noktada altı da o kadar boş değil göstermezse bu bir 10 sene daha gitmez. Ay, altını dolu göstersek bu memlekette gösterdikten... Bir de herhalde öyle bir kaygısı var. Hala oturuyorsun hiç Seren televizyonlarda, etme. Böyle bir şey olamaz. Bak tekrar diyorum. Onun kendi zeki tarafını daha da göstermesi lazım. Daha da göstermesi lazım. Onu bırak da lazım. Şimdi mesela ben de hep kimle beraber diye merak ediyorum. Bunu kim çeker benim gibi? Niye ama? Sen yoktun, neydi biliyor musun? 3 ayda 1 trilyonluk oluyorum dedi otelde de. 1 trilyon evet. Veriyor 3 ay. Şimdi 3 ayda 1 trilyon oldum. Ben kurtarmaya çalışıyorum genel. O zaman bayağı bir... gideri var. Bayağı... Hayır, ben bunu hava olsun diye söylemiyorum. Yo, gerçek, ben programın o, belli. İçeriğini bildiğim için o yüzden direkt söyledim yani. Dişlerini mi yaptırdın sen? Evet. Bakayım. Dişler seni değiştirdi. Güzel olmuş. Güzel oldu. Ay parçası gibi yüzün. Teşekkürler. Şey, kız kardeşinin Allah. Sevgilisi seninle çok fazla yan yana olmasını istemiyormuş. Doğru mu, o yalan yani, mı? Yani hayır. Sen yoruyormuşsun çünkü. Ne? Yoruyor musun yani? Kimi? O. Adamı mı? Bahar'ı mı? İkisini şey, birden. Nihal'i mi? Nihal'i. Nihal'i yoruyor. Nihal'i de yoruyor. Ay sen şımarıksındır adam... bir de şimdi. Onu istiyorum. Ya değil bu öyle. Aktif ya. Adam yorulmuş bundan, uzaklaştırmış gibi Nihal'i sanki bir şey duydum ama belki doğru değildir, bilmiyorum. Var mı öyle bir şey? Var mı? Yok. Öyle bir şey yok. Yani hayır, Kaan her gün bana mesaj atıyor. Aa, o da enteresan. Evet, yani. Hala uzaklaşırsa çok sevinirim çünkü arkadaşlarımız daha çok zaman kalır. Şey, aa, Nihal mi yoksa Nihal mi ayrılsın diyor aramızdan. Hayır, Kaan diyor. kardeşimin erkek arkadaşı bana her gün mesaj atıyor. Biraz uzaklaşırsa sevinirim, arkadaşlarıma yer kalsın diyor. Ha, yok, bizim aramız iyi demek istiyorsun yani Türkçesi. Bir de Kaan'a sormak lazım. Yani... Sanki sen çok hiperaktifsin. Onların da hayatını etkiliyormuşsun. O yüzden onlar oradan ayrılmış, sen orada kalmışsın. Arkadaşlar, ben gerçekten yoğun bir kadınım. Bunu nasıl algılarsınız bilmiyorum ama gerçekten zamanım yok. Hayır, ne yapıyorsun? Ne? Yıldız sabah ne zamanı yok? Sayın... Hayır, ne zamanı yok? Sayın Bilal Özbilge de biliyor bunu. Yani başka gerçekten bir devam edeceğim. Ben oradan oraya yaşıyorum ve benim inanılmaz hobilerim ve
Fobilerim. Fobilerim. Peki. Fobilerim yok ama oluşacak gibi duruyor. Peki bu yayına karşı. Peki sabahleyin uyanıyorsun, oda servisini arıyorsun. Bir otelde çok lüks bir şekilde yaşıyor. Şimdi ben merak ediyorum, biraz takip ediyorum sosyal medyadan ama sabahleyin uyandın, oda servisini aradın, sana tepside kahvaltı geliyor. Görüyorum o kahvaltıları. Sonrasını bir anlat bakalım, nasıl gidiyor o gün? Yoğun gün. Evet. Toplantılar. Yavaş yavaş yemeye çalışıyorum. Öğlene kadar her şeyin tadına bir anda bakmıyorum. Çünkü diyorum ki daha önümde bir 50 sene falan var. Bu uzaya da bilir teknolojiyle. Kısala da bilir yaşam tarzı. Kilo almamak için mi az az yiyorsun? Anladım. Hayır, bu kadar çabuk sıkılmamak için. Yani kahvaltıdan da sıkılmamak için yavaş yavaş yiyormuş. Sonra peki kahvaltıdan sonra ne yapıyorsun mesela? Her gün bir yumurta yiyorum. Yiyorsun. Bu mu menü? Kızım onun için otelde kalmana gerek yok. Ben sana her gün hatta menüyü görüyoruz, hafta başına vereyim. Görüyoruz 20 tane. Tabii. Hayır, bunu bırak. Etiler'deki hep en lüks restoranlardan da çağırıyor. Zaten Etiler'de konaklıyor. Evet, evet. Ve o otelin de aslında çok reklamını yapıyor. Çünkü onun ne bacası kaldı, ne balkonu kaldı, ne demiri kaldı. Her şeyi yani o tanıtıyor gerçekten. Daha peki, mı pratik geliyor sana otelde yaşamak? Daha mı pratik gün içerisinde? Evet. Yalnızlığımı dolduruyorum diyebilirim. Otelde. Garsonları arkadaşım olarak görüyorum. Ya dünyaya bir kere daha gelsem barcan olarak gelmem. Garson olarak gelirim. Ya. Evet, gerçekten. Yani ben onlara my friend diyorum örneğin. Tabii. Tabii demen. Tabii. Arkadaşları ama ne güzel, aferin. Bak mütevazi, iyi kalpli bir kız demek ki. Mütevazi mi? Orada. Sen biliyor musun onun gözyaşları vardı? Babasının fabrikası yok diye. Allah ne mütevazisi ya. Fabrikası olmayan baba mı oldu? Şey ağladı. Bir izleyelim mi o görüntüleri? Gerçek mi? Bu arada da değil mi, hep birlikte Nur Yerlitaş'ı buradan rahmetle analım. Ya. Çok sevdiğimiz bir insandı. Ama sanırım aramızda en çok Bahar'ı seviyordu. Onunla ilgili bilgi aldım ben. Çok seviyordu Bahar'ı. Bahar da onu çok seviyor. Bahar yarışmada, hadi artık yarışma bittiği için rahat rahat konuşayım. Şöyle bir minik şike oluyormuş. Bahar kıyafetlerini almadığı için Nur abla gidip alıyormuş alışverişini. Arkadan yardımcı yönetmene veriyormuş. Alsın bunları giysin, adam akıllı çıksın diye. Arada da yalandan eleştiriyormuş. Ve hatta... Demet Hanım bize sponsor olurdu. Biz dünya markaları alırdık. Hepsinde Nur Yertiş Hanımefendinin zevkine göre alırdım. Benim kıyafetlerim gamboşla geliyordu. Yani bunu söylemende bir sakınca yok. Yani ben gamboşla giyiniyordum. Yani bunlar gerçek. Hatta yani Nur Hanım'ın benim yani Nur Baharcan'la karakterini Nur Yertiş Hanımefendi yarattı diyebilirim. O bayılırdı böyle olmaya. Doğru. Tabii onun yanında bu kadar yapamıyordum bir şeyleri ama onun yani onun bana olan hayranlığının en büyük örnekleri Deniz Hanım duymuştur. Ortak arkadaşlarım var ama yani Cihan'la örneğin. Yok, ben yapımcıdan da duydum. Hepsi çok iyi biliyorlar. Sinan'dan duydum. Sinan'dan. Çok belliydi ama zaten seni çok fazla sevdiği. Evet, evet. Bülent Ersoy bana Nur'un kızı diyor örneğin. Adımı bilmiyor. Ben Nur'un kızı diyor. Yani öz kızı falan sanıyor beni. O da ilginç. Ama bu saçlarla da tam şimdi onun havasında oldunuz. Bak o da esmer, güzel saçlar. Ama o zaman sen şike sonucu mu orada? Birinci mi olmuş? Olmadı zaten. Olmadı mı, yazık. Sonuna kim kadar oldu? götürdüler. Ama starı oldu. Hülya Avcı'nın nasıl zaten, güzel yarışmasına tacı alındı. Burada evet, sana gerçekten yaradı. Aynen. Bu yarışmanın starı sensin. Teşekkürler. Şimdi peki, işte benim starım sensin. İşte benim starım. Ben hala senin sevgilini çok merak ediyorum. Ay oğlum, bunun sevgisi olabilir benim, mi diyorum. Benim fanlarım ya, var. Güzel çok büyük fanlarım var. Ay kim tahmin eder? Yani ben kendi açımdan yaralıyım. Ya şöyle tabii Deniz biliyor çünkü kendinden. Şimdi Deniz Akkaya'da sonuçta onun da fanları oldu bence, değil mi? Yani fan bu fan işini biliyorum. Açılımını anlayamadım ben size. Çok büyük fanlar. Yani ben örneğin bir ilişki yaşayabilmek için örneğin birisiyle eşit olmalısınız. Sevmelisiniz. Siz vermelisiniz. Siz o size vermeli ama benim fanlarım var. Yani bu da benim karakterim mi? Şimdi bunun fanla ne ilgisi var? Tam hepsine okey de fanla ne alakası? Kimi seçsem bana yani, hayran diyor. Yani ilişki yaşadığım insanlar benim fanlarım yani açıkçası. Ama öyle seçme işte diyorum ben de. Kafana göre bileyim. Yani hoş kafana göre de nasıl bileyim? Yani koç burçları, akrep burçları, Baharcan'dan sevmeyen varsa yazsın.
Koç ve Akrep'te çok iddialıyım. Bak, hayvan burçları beni çok severler. Bahar Candan'ı çok severler. Hayvan aslanım ben ya, ondan seviyorum seni. Ben de koçum. Ben de oğlan. Yani hayvan olmayan çok az. Aa, koç çok sever. Evet, gerçekten. Koç da istediğini alır. Aynen, sen koçsun galiba. Evet. Hangi tarih? Onu söylemeyeyim. Hayır, Nisan mı yani? Hayır, bırak da doğum günde hediye gönderilir işte, söyle. Ha, onu da mı söylemiyorsun? Çünkü unuttum o yüzden. Yani tamam, senin sevgilerin hayranlarından oluyor anladığım kadarıyla. Öyle mi oluyor? Aa, çok enteresan. Demek ki o zaman seni seçiyorlar. Tarkan gibi yani. Yani hayranı geliyor, ona ulaşıyor. Ama benim hayranım da onun da hayranları var. Yani öyleli. Ha, güzel. Yani... Bak, ünlü var mı ünlü? Ünlü yok galiba belki. Ünlü denilemez bence, daha çok. Enişte yaşadığım demiyorum. Fanlarından bahsediyorum. Peki evet, seninle olabilmek için, sana ulaşabilmek için ne yapmalı bir hayran? Merak ettim şimdi. Mesela ben, herkes ulaşamaz sana. Bir kere yani çok istemeli. İstemek mümkün kılmaktır. Ha, bak 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 bak. Tabii, tabii. Peki nasıl mümkün kılacak? Tamam, çok istedi ve mümkün kılmak için yollar arıyor. Nasıl bir yol? Sen böyle Rapunzel gibi o otelin en tepesindesin. Sana nasıl ulaşabilir oradaki bir insan? Ben merak ediyorum yani. Mesela basacak o, seni arasa oradaki otelden bağlatabiliyor mu seni, veya sana ulaşabilir mi? Bağlanır mı, sonra oteli indirsin aşağı? Merak ediyorum. Ben şimdi bize mesela ulaşmak isteyen bir hayranım nasıl ulaşabilir mesela? Instagram'dan ulaşıyor o zaman. Instagram'dan sosyal mı? Sosyal medyadan. Senin de. Ya ama ben şöyle, yani sizlerin hepinizin de aslında fanlarınızla evet, ilişki yaşadığınızı düşünüyorum. Bence muhtemelen... Yok hayır, benim öyle bir şey. Bizim bak şimdi ismimizi çıkarma böyle. Sizin, yani eşin, örneğin eski eşlerin bence mutlaka Seren Serengil fanıydı. Biz zaten yani ünlü kadınlar genellikle olmasa bile fanlarıyla evleniyorlar. Evlendikten sonra fan olanlar da var. Hı, evlendikten evet, o yüzden bir fandır gidiyor. Yani sen şu anda bekar mısın ya? Koçları böyle seslendirdin ama böyle gel dedin falan. Bekar var mı mısın? Bir hayatında birisi? Ne oldu, Eyfel Kulesi gibi yamuldun? Söyle evet ya da hayır. Neyse, haklı çıkarmak için. Şimdi bir şey söyleyeyim. Ama bir şimdi... şey söyleyeyim, güzel bir şey daha. Çok ketumaj ağzından hiçbir kimseyi bugüne kadar ben duymadım şunu. Evet, beraber. Güzel görünüyorsun. Yani. Saçı biraz kesersek iyi olacak ama şuradan çok bir az. Güzel. Bak Seda Sayan'ın boynuna getir. Boyuna getir. Yani şeyine değil, dingine değil. Boyu da çok evet, biraz evet, kısacak. Evet. Örneğin Seda Sayan da yani TV'deki karakteriyle gerçekte oldukça farklı bir hanımefendi. Aynı. Nasıl mesela? Bence gerçekte çok klas. Ha şimdi yayında değil. Gerçekte çok klas. Hani televizyonda ablam falan diyor. Aa, onu oynuyordur belki. O da çok tatlı ama mesela gerçekte ben Seda'nın o kuaförde karşılaşmıştım. Annemin kuaföründe. Böyle yapıyordu. Yani çok presentable. Yani insan onun yanına giderken 5 adım geride durur örneğin. Sosyal mesafe Covid yokken bile bırakır ama mesela televizyonda herkes gidip sarılıyor. Mesela o da o gerçekte olduğundan çok başka bir karakter. Ben de tam zıttı. Sanki televizyonda sineği yanıma yaklaştırmayacak gibi, böyle firavun gibi bir duruyorum. Firavun mu olmadı ama neyse, bari Nefertiti falan diyeydi. Neyse, firavun da olabilir, sıkıntı yok. Aynen. Her cinsi, her cinsi. Evet, ben de. Gerçek hayatta. Gerçek hayatta. Ablam geldi. Takma örneği, fotoğraf çektiririm. Gel aşko, evet, git evet, aşko, yap aşko. Yok yok yapıyorsun. Ya bak bir şey söyleyeceğim. Bu yorumlarını biraz var, magazin yorumlataydık. Peki evet, bir şey daha söyleyeceğim. Ailen gerçekten çok mu zengin senin? Yani hani demişsin ya, babamın fabrikası yok. Var mı dedi, yok mu dedi? Yok dedi. Ha, yok dedi. Niye yok dedi? Ha. Neden, bu bir belki eksiklik artık vardır mi? Bilmiyorum ama. Hiçbir eksiklik değil bence. Yani şöyle, babam asalet, annem animasyon. Nasıl yani? Annem biraz bağcandan etkisinde kalıyor, benim gibi davranıyor. Ama babam çok asil bir adam bence ve durumu gayet iyi. Niye canım, sen asil değil misin? Bak şimdi. Ne söylediğin, bak böyle yaparken arada, yani arada kendine de bu kadar acım, bak tekrar ediyorum böyle konuşunca. Ama niye ben babama benziyorum, anneme benziyorum demedim i̇şte ki. Baba, ha, iyi, ben güzel, asilim bak, ya. Anne, bu sefer ya, anneyi vurdu. Anneyi bu sefer de anneyi ama benim annem verim hiçbir zaman iyi olmadı. Bunu da siz biliyorsunuz. Neden anne, ben bilmiyorum. İlk defa hiç bilmeden sordum ya, gerçekten. Çünkü annem beni kıskanıyor. Aa, öyle aa, deme. Allah. İnsan yavrusunu kıskanır mı ya? Kıskanıyor yani. Evet yani. Bazıları. Ama gözünden bile. Mesela ben, benim arkadaşlarımı bile istemez annem. Yani en çok ben onu seveyim. Öyle bir kıskançlık mı, yoksa şöhretini mi kıskanmak gibi bir şey? Algılamalıyız bunu. Yani beni şöyle kıskanmak. Beni böyle muhafaza etmek istemek. Yani işte, öyle pamuklara böyle. Pamuklara sarmak. Çünkü annen gibi, seni korumak istiyor bence. Sen birazcık daha insan tanıma konusunda annenden daha tecrübesizsindir diye düşünüyorum.
Bu yüzden de seni muhafaza etmek istemesi kıskandı anlamına gelmiyor. Bir kere anne şimdi, senden enerjisi daha ama yüksek. Ama annelere de buradan herhalde selamlar. Sonuç olarak 3 ayda bir 1 trilyon otele verecek. Sadece otele 1 trilyon veriyorsa 1 üç yılda 4 trilyon. 4 trilyon veremez ki ya. Bu nerede kalıyorsun kardeşim? Hayatım şey, Fransız. Niye öyle diyorsun? Bilmem ne seasons'ta mı yani? Evrim servisler vale ücreti bile. Örneğin arkadaşım arabasıyla geliyor. Bu kadar zamandır biraz indirim yapsınlar sana. Evet yani onların reklamını yapıyorsun o kadar. Ben de sana diyordum onlar senden para almıyorlar. Yok canım alıyorlar çatır çatır. Evet alıyorlar. Başka bir oteldeydin. O otele geçtin. Niye? Evet. Ablasıyla kavga etti sanırım o otelde. Hayır. Ne? Ya otele çok fazla para verdik. Peki şimdi biraz da öbürüne verelim. Peki şimdi reklama gideceğiz. Bahar da bizimle devam edecek tabii ki yayına. Ve hafta sonu yine bir skandal yaşandı. Gülşah Saraçoğlu ve bir ayrılıp bir barıştı. Defalarca ayrılıp barıştı Gökhan Göz. Hem kameralarımıza saldırdı hem de enteresan bir ilişki ortaya çıktı ama reklamlar.